Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni veya yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu renklerden yine size çok güzel bir model hazırladım. Şöyle sarı, mavi ve çingene pembesi ve yeşilden oluşan bu renklerle çok güzel bir model hazırladım. Şöyle hepsi de Altın Başak marka arkadaşlar iplerimin. Bu ee, gördüğünüz aparatları kullandım. Şöyle e, meyve suyu pipeti arkadaşlar. Bu da tığımın ucuna taktığım kapak. Bununla çimeni yapıyorum. Bununla da çiçeğimin e, kirpiklerini, ilmeklerini bu şekilde meyve suyu pipetiyle yapıyorum. Bu iki aparata ihtiyacımız olacak. Şimdi yapmış olduğum, sizlere hazırlamış olduğum modelimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın, modelim bu. Şöyle çok güzel bir model hazırladım çimeniyle sizlere ve gösterdiğim e, bu o, alt kısmı çimeni kapakla, bu kısmı da göstermiş olduğum pipetle yaptım bakın şöyle sarı ve mavi çiçeğimi hazırladım arkadaşlar mavi yeni aldım öbürü bu şekilde çıktı diye herhalde mavinin serisi bu şekilde yani e, altın başağını bu renk mavisini almayın derim hepsi bu şekilde tüylü çıkıyor Arkadaşlar bu seri Ben ikinci aldım sizlere karşı e, mahcup olmamak için yine aynı şekilde bu şekilde çıktı sıfır açmış olduğum ipimin yumağı arkadaşlar. Evet bir sarı bir mavi olarak bu şekilde hazırladım. Sizlerle beraber de çingene pembesini yaparız diye düşündüm. Şöyle çok tatlı bir model oldu. Çimeni de bu şekilde ilmekte yaptım. İlk önce sık iğneli trabzanda deneyin dedim arkadaşlar. Bir de bu uh, ilmek kısmıyla bu şimen kısmının takım daha hoş duracağını düşündüm. Gerçekten düşündüğüm gibi de oldu. Çok güzel ve çok zarif oldu bakın. Şöyle modelim bu. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Modelimize başlamadan önce tül bantımızın kenarını bu şekilde ikişer zincir çekerek tığlama işlemini yapıyoruz. Bu tığlama işlemini soran arkadaşlar 696 oğlu videomda tüm püf noktalarıyla tığlama işlemlerini anlattım. Oradan izleyip bakabilirsiniz. Tüm ayrıntıları mevcut arkadaşlar. Şimdi iki çiçeğimin arasına bu şekilde 10 tane kirpikli trabzan bırakıyorum. Bakın şu şekilde sarı ve mavimin arasına 10 tane kirpikli trabzan bıraktım. 8 tanesini bakın sizlerle daha önce hazırlamışım. 2 tanesini de beraber yapalım. Şimdi arka tarafı unutuyoruz İlk başlar gibi yapıyorum bakın şöyle bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum Bir defa tığımı dolayıp şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım 4 zincir 3 ve 4 kapatıyorum buraya bir tane kelpik oluşturdum Bir zincir bir defa doladım hemen boş olana girdim 2 ve 2 1 2 3 ve 4 zincir trabzanımı kapattım bir tane kirpik yaptım bu şekilde 10 tane verdim ara mesafesini şimdi yuvamızı yapmaya başlayalım bir zincirimi çektim bir defa doladım şöyle 2 ve 2 bir zincir bir defa doladım hemen tığ battı 2 2 alarak trabzan yaptım bunu dolu yapacağız 4 zincirimi çektim şöyle trabzanıma kirpik olarak kapattım Yine bir zincir ara mesafesi. Şöyle 2 ve 2. Bu şekilde yuvayı hazırladım. Kenarlarında birer boş trabzan. Ortada kirpikli trabzan. Üzerine 10 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim. Boş olan bu trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çekip düz tarafına döndüm. Hemen sık ile buraya girdim, üzerine de bir tane zincir ipimi uzattım. Bakın bu şekilde tığımın kapağını kullanacağım aparat olarak bu boyut çok iyi arkadaşlar ve bu boyutta aynı olan sadece e, şey var e, sıvı sabun hortumu, cam silhört, hortum, fıs fıs olarak kullandığımız hortum var. Onu da kullanabilirsiniz. Bakın 10 ilmeği alacak uzunlukta kesmeniz yeterli hortumun hepsini kullanmaya gerek yok şöyle iki tane zincir çekiyorum yine dibine yuvamızın taktım buraya şöyle arkadaşlar baştan çekerek yaparsanız sona doğru yığılma olmaz şöyle kameradan ben biraz ileri ileri gidebiliyorum iki zincirimi çektim 3 şöyle dibine iki zincir 4 şöyle hafif uzatıyorum doldukça plastik e, ilerletmesi oynatması daha kolay oluyor tahta bu çay karıştırıcısı çubuklarından filan evet iki zincirimi çekip şöyle kapattım 2 4 6 toplamda buraya 12 tane yapacağız 7 şöyle 8 9 10 Şöyle 10 fıttığı için onu tekrar yapıyoruz. Bakın sayalım arkadaşlar emin olmak için 3 6 9 ve 10. Giriyorum. Şöyle 1 2 11 Giriyorum. 1 ve 2 12 12 tane bu şekilde ilmeği topladım. Şimdi arkadaşlar buraya iki tane sık iğne yapacağım. Şöyle aşağı meyil ediyor. Yoksa bu hatta 3 bile olabilir. Bakın bu sık iğneyi daha da fazla yapabilirsiniz. Şimdi bir defa tığımı doladım. Hemen boş tığ battığının içine giriyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Şöyle bir, bir zinciri çektim. Bu ikinci. Bu birini boş yapıyorum. Şöyle çok yaprağın altında kalıyor ilmeğin. O yüzden bir tane böyle arkadaşlar zincir çekmeden boş trabzan 4 zincirimi çekiyorum hemen bir kirpik şöyle bir zincir bir defa doladım başta sizde yapmış olduğumuz trabzanın aynısı bakın bu şekilde kirpikli 10 tane trabzan yapacağım hemen 4 zincirimi kapattım trabzanıma bir zincirimi çekiyorum şöyle 2 ve 2 ikili bir trabzan 4 zincir kapattım bu şekilde bir zincir bir defa doladım hemen 2 ve 2 1 2 3 ve 4 zincir bir zincirimi çektim ipimi bıraktım bu şekilde 10 tane ara mesafesi vereceğiz şöyle sonra bu yuvayı hazırlayıp tepesine 12 tane bu şekilde ilmek toplayacağız Evet arkadaşlar bu ilmekler bizim çiçeğimizin dal kısmı olacak. Yani şu üçer üçer ayrılarak dört tane dal yapılacak. Evet şimdi çiçeğimizin yapılışına başlayalım. Yuvalarımız hazır bu şekilde. Şöyle ters tarafına çevirdim bakın. Şimdi dallarını bu şekilde ters tarafından ayıracağız. Yuvalarını ters tarafından yapacağız ki modelimiz düz tarafına gelsin. 3 tane 3 tane ayırıyorum arkadaşlar. 3 ilmeği aldım. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 10 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle bakın 1 2 ve 3. 3 tane dalı bu şekilde ayırdım. Sık iğne ile buraya sabitledim. 10 zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine 3 tane dal ayırıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 tane dalı ayırdım. Sıkı iğne ile ipimi buraya sabitledim. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Son 3 dalımı şöyle ilmeğimi taktım sık iğne ile sabitledim bakın ters tarafından bu şekilde onar zincirli üç tane yuva hazırladım şöyle bir iki tane zincir çekip düz tarafına dönüyorum bakın bu şekilde hemen ilk yuvama girip iki zincirimi kirpik olarak kapattım iki zincir ikinci kirpim iki tane zincir 3 4 Şöyle 2 zincir 5 6 2 zincir 7 2 zincir ve 8 Şöyle 8 tane kirpiği yaptık. 10 zincire 8 kirpik tam iyi geliyor arkadaşlar sık iğne ile diğer yuvaya geçiş yapıyorum yanına bir sık iğne yani toplamda iki tane sık iğne yaptım şöyle dibine bir zincir çekip ipimi uzatıyorum bu meyve suyu pipetimi ilmeğimden geçiriyorum bakın buraya anten ilmek toplayacağız bu bir yuvamızın içine giriyoruz şöyle bir ve iki zincir çekiyorum hemen ilmeğimi taktım bakın yedi tane bu şekilde ilmek toplayacağız. 2 oldu. Şöyle 1 ve 2 3 Bu süt pipeti kalemden daha narin. Şöyle küçük oluyor. O yüzden bunu tercih ettim arkadaşlar. Siz de kalem yerine bunu kullanabilirsiniz. Şöyle 4 Bakın plastikten kaydırması da kolay. Hemen iki zincir şekilde 5 oldu 1 2 zincir 6 oldu şöyle 1 2 zincir 7 oldu Evet sağ tarafta iki tane sık iğne yapmıştık sol tarafa da aynı şekilde iki tane sık iğne yapacağım bakın bu şekilde tığımın başına ipimi doladım yuvanın içine girip şöyle bir ilmek çıkarıp buraya sık iğne yapıyorum 1 ve 2. Diğer yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Şimdi buraya yine 2 tane zincirden 8 tane kirpik yapıyorum. Şöyle 1. 1 2 zincir 2 3 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir 7 şöyle sıkı sıkı çekiyorum ki kirpiklerim çok güzel dursun ve 8 şimdi arkadaşlar buraya ilmek 3 tane ilmeği alıp dal yapmıştık ya oraya da bir sahte sık iğne veya normal sık iğne yapabilirsiniz şöyle ipimi koparıyorum Evet bu şekilde kremimiz düştü. Çok güzel bir oyuntu hali duruyor. Şimdi bu toplamış olduğumuz 7 ilmeğimizi şekilde kıvırarak bakın kolay bir şekilde çıkıyor. Hemen bunu böyle sola yatırıyorum. Son olarak şöyle antenlerin tohumunu da atarak tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle sık iğne ile buraya ipimi tutturdum. 5 tane zincir çekiyorum ilmeğimin arasından sık iğne yaptığım yerden girip şöyle 5 zincirimi buraya kapattım hemen ikinci bu şekilde ilmeğin arasına giriyorum 5 tane zincir kapattım 5 zincirimi buraya Hemen bakın sırayla burada 7 tane ilmek yapmıştık. 7'nin de arasına bu şekilde sık iğne ile hiç tane zincir çekmeden giriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Yalnız zincirlerimi sıkı sıkı çekiyorum ki şöyle atmış olduğum kirpikler kalıp gibi dursun. Hemen sıradaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir kapattım bu şekilde buraya ve ilmeğimin arasına giriyorum sık iğne ile sabitleyip 5 zincir sık iğne ile kapattım sık iğne ile hiç zincir çekmeden geçişimi yapıyorum şöyle 5 zincir 5 zincirimi kapattım buraya Son önce ilmeğime de sık iğne ile girdim. 5 zincir. Şöyle dibine bir tane de zincir çekiyorum. Hemen ipimi kopardım. Bakın bu şekilde antenlerin tohumlarını attık. Şu ipleri yakıp temizleyip hemen geleyim arkadaşlar çok muntazam çok güzel oldu dediğim gibi bu dallarla ilmeklerle ayrı bir uyumlu oldu arkadaşlar şöyle iki bu şekilde dal yapmışım ilmeklerden bana çok güzel geliyor arkadaşlar kendim yaptığım için bilmiyorum ama gerçekten çok hoş bir şöyle zarafet zarif bir duruşu oldu çok zarif yani hani tül gibi diyoruz ya bazen şöyle tül gibi zariflikte oldu böyle uzaktan da tutayım daha net gözüksün arkadaşlar gerçekten e, erişimlerim çok aşırı düştü yani yarı yarıya düştü e, beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim kanalımın devamı videolarımın devamı için sizlerden destek bekliyorum Eğer abone değilseniz kanalıma da abone olursanız arkadaşlar sevinirim Çünkü e, bazen bakıyorum abone olmayan kullanıcılar yüzde 82 abone olanlar böyle yüzde yirmi filan o, o civarda yüzde on altı yüzde 18 daha çok abone olmayan kullanıcılar izlenim yaptığı için sizlerden abone olarak da destek vermenizi istiyorum şöyle arkadaşlar çok hoş oldu bunu e, içinde Tülbentinizin mesela beyazın içindeki çok güzel turkuazlar böyle e, pembeler olan modellerde de denemenizi tavsiye ederim. Sadece tek renk değil içi çiçeklere de çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Evet sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak tekrar destek olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.